Ya bırak Cemciğim, Allah'ını seversen ya. Hiçbir faydası yok bunun bize oğlum. Bari sesime faydası olsun ya. Ben buralara düşecek adam mıydım Cemciğim? Şu halimize bak, bal satıyor zamana koy. La oğlum sen de idare et ya. Tülay'dan iki aydır harçlık alıyoruz Ahmet. Kadıncağız bizi sırtında taşıyor, yeter artık da. İyi kötü bir iş ayarlamış işte oğlum. Ne güzel ya, bal ektim bak. Mesir macunu olsa daha mı iyiydi Ahmet Kural ya? Üç sap Allah aşkına. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Burada yazanların hepsini yapar bu çocuklar. Piyasanın en yetenekli üç oyuncusuyla çalışıyorsunuz. Yetenek, vücut dili, mimik, jest hepsi var bu çocuklarda. Bal dök yala planları kurguluyorum. Aklımda deri sorular Hakkı. Mimikler, vücut dilleri falan göreceksiniz. Arkadaşım yiyip durmayın, numune onlar. Midemin tadı yok ki. Son prosese girmedi bunlar, daha şeker ekleyince. Yemeyin dedim, numune onlar. Hiç mi bal görmediniz, anlamadım ki. Şuraya kalmalıyım istiyorsan iş... Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Herkesin ortasında şunu yapma oğlum. Hadi biz bizeyken neyse ya. Ahmet, ha? Nasılsın canım? Üzülmüyorsun değil mi? Niye üzüleyim Tülay? Yarın bir gün bana günahlarımdan pişmanım, röportajı ayarlarsın, olur biter. Ay bunu bulabildim Ahmet. Her yere tırmalıyorum. Bak özellikle mekanı buraya ayarladım ki cebinize daha çok para kalsın diye. İşi de hakkıyla Şenol çekiyor, tamam mı? Tülay. Tülay ben sana kızgın değilim, Allah razı olsun senden ama işte biliyorsun. Bir gün hak ettiğin yere geleceksin Ahmet Kural. Bak bunu buraya yazıyorum. Er ya da geç hak ettiğin yere geleceksin. Hadi bakalım. Nereye yazdı lan? Sado gelsene iki dakika. Sadi, bu Tekin olayını büyütmeyeceksin değil mi? Hangi Tekin olayını ya? Ne olmuş ki? Bir şey mi olmuş? Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı, 30 kamyon ince kum. Ya tamam işte. Ya Sadi saçmalama. Gördün, biliyorsun. Uzatma. Bak ben senin işine karışmıyorum. Sen de benim işime karışmayacaksın. Anlaşmamız var, unutma. Sadi. Tamam. Ben bu ablaya yayarım ha inceden. Baksana ya, atam ben. O kış günü dekolte giymiş lan bir de. Ne dekoltesi? Ya. Allah senin cezanı versin hayvanoğlu hayvan. Kısa kollu gönlüne dekolte diyor domuz. Bakma, ilgilenme, muhatap olma. Abi bunu tam teşekküllü bir hastaneye götür. İllik diye nakletsinler ya. Necat! Sadi abi. Oha! Şakalaşıyorlar. Şey yapma, hep hani canım. Doldur içeriği, doldur! Doldur! Defasta derinlik kayboldu an. Bir orta! Şut çekiyor veya orta yapıyor. Bir orta da! Sadi biz gidiyoruz kardeşim. Yarım saate geliriz. Sen o zamana kadar hırsını alırsın değil mi? Ahmet! Ben üstünden atlayayım, sen vur. Murat gel oğlum. Çemberden geçire gel. Sigara veriyorlar. Rollerini böyle hazır mıyız ha? Çok güzel. Aferin çocuklar. Oo, sağ ol. Aferin abi. Zengin abi. Buyurun. Döner var, kebap var. Buyurun efendim. Gidet abi servis aç, müşteriler geliyor. Buyurun, buyurun efendim. Tuvalet ne tarafta? Arka tarafta. Önce ben gireceğim. Hayır ben gireceğim. Hayır ben... Sana uzun zamandır anlatmak istediğim bir şey var Nalan. Nedir Mert? Cesaretimi toplamam çok zor oldu. Söyle, söyle. Çok kakan var. Ne? Midemde bulanıyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Nalan. İki dakika bekle, hemen geliyorum. Çok kötü. Sen git, ben geliyorum. Sayın seyirciler, son bir haftada anlaşılamaz biçimde ortaya çıkan zehirlenme vakalarının sırrı sonunda çözüldü. Salgın hastalık şüphesinden dolayı Yunanistan'ın sorun çözülene dek Türkiye'ye sınır kapılarını kapatmasıyla bir de küçük siyasi krize neden olan zehirlenmelerin nedeni
bir bal firmasının ucuz fiyattan siparişe sunduğu ürünler çıktı. Satışı yasaklanan ve il sağlık ekipleri tarafından toplanıp imha edilmeye başlanan balların üreticisinden haber yok ama Bal Mağdurları Federasyonu'nun bugün yaptığı ortak açıklamayla söylentilerin gerçek olduğu da kesinleşmiş oldu. Şimdi bugün yapılan açıklamanın eğlenceli görüntülerini izleyelim. Arkadaşlar, günlerdir Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan mütemadi münferit olayların nedenini çözmüş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızda görülen zehirlenmenin kaynağı işte bu bal markası arkadaşlar. Efendim, problemin baldan kaynaklı olduğuna nasıl emin oldunuz? Bizim laboratuvardaki arkadaşlardan da yiyip zehirlenenler olmuş. Onlar şüphelerini iletti, araştırdık, ortaya bu çıktı. Efendim, sendromlar sadece bal yiyenlerde mi görülüyor yoksa herhangi bir bulaşıcılığı var mı? Bu konuda net bir şey söyleyememekle birlikte vatandaşlarımıza yine de ihtiyatlı olmalarını öneriyorum. Bu süreç boyunca etki altında kalan bütün vatandaşlarımız hastanelerde ayrılan karantina bölgelerinde müşahede altında tutulacaklar. Ben de bu arada bir şey söylemek istiyorum. Başkanım iyi misiniz? Çok pis, midem kötü oldu, ben çok sıkıştım. Başkanımıza yardımcı ol. Eyvah, bu da bal yemiş, bu da bal yemiş. Gitti. Allah belanı versin Ahmet Kural. Allah belanı versin. Kızımın sınavı vardı bugün. Bir yıl çalıştı bu sınava girebilmek için. Senin yüzünden sınava giremedi benim kızım. Sana hakkımı helal etmiyorum. Allah belanı versin Ahmet Kural. Sayın seyirciler, balların satışı durduruldu ama etkileri devam ediyor. Değişik semptomların görüldüğü birçok hasta acilleri doldurdu. Hastaneler doldu taştı. Bal sendromunun faturası firmaya ve Ahmet Kural'a pek de hafife patlamayacak gibi görünüyor. İstanbul ve Ankara'daki Tüketiciyi Koruma Derneği büroları bal firmaları ile ilgili başvuru dilekçelerini artık kabul edemeyeceklerini duyurdular. Bal mağdurları dün gece 11'de Galatasaray Lisesi'nin önünde toplu protesto düzenleyeceklerini söylemişlerdi. Fakat henüz kimse iyileşemediği için gösteriye fazla katılım gerçekleşmedi. Gelenler de çevredeki vatandaşlar tarafından bal yememekle ve samimiyetsizlikle suçlandılar. Gelecek günler nelere gebe bilinmez ama siz ne olur ne olmaz bir süre adını duymadığınız hiçbir markadan bal yemeyin. Tekrar ediyorum, ne olur ne olmaz adını bilmediğiniz markalardan bal yemeyin efendim. Bal yiyin efendim, bal. Sevgili seyirciler, yanımda gerçek bir üstad Ahmet Kural var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Ahmet Kural, seyircilerimiz sizleri mükemmel fırsatlarınızla tanıyor. Bugün bizlere ne gibi sürprizler hazırladınız? Şimdi seyirci gene beni karşısında görünce acaba diyor Ahmet Kural bu sefer bize ne sürpriz hazırladı. Ama bu benim suçum çünkü karşılarına çıktığım her seferde farklı bir sürprizle çıkıyorum. E bu da doğal olarak seyirciyi artık yani alıştırdı. Balımızdan bahsedelim mi biraz? Bilmem, bahsetmeye gerek var mı? Efendim, en kaliteli arıların arasından sınavla seçtiğimiz 1500 özel yetenekli arının itinayla hazırladığı A, B, C, D, E, F, G, H, V, H, V, C ve K vitaminleri açısından üst düzeyde doygun, enerji bombası, bilindik bilinmedik bütün hastalıklara iyi gelen, ki kadın hastalıkları da buna dahildir efendim, hasta olmayanların da hasta olmalarını engelleyen, direkt boruya yönelen, kafa açan, zeka arttıran, görmeyi arttıran, uçuk olsun, nasıl olsun, basur olsun, bunları anında yok edebilen baldan bahsetmeye gerek var mı sizce? Biz balımızın ne kadar muhteşem olduğunu zaten biliyoruz Ahmet Kural. Ama çok pahalı olduğunu da biliyoruz. O yüzden pek alamıyoruz. Ne güzel söylediniz. Ahmet Bey, diyor seyircilerimiz, biz bu balın muhteşem, olağanüstü şahane olduğunu biliyoruz fakat alamıyoruz. O zaman sürprizi açıklamanın vakti geldi. Sadece ve sadece Ahmet Kural'ın kişisel garantisiyle, bakın tekrar altını çiziyorum. Sadece ve sadece Ahmet Kural'ın kişisel garantisi ile, hemen de söylemek istemiyorum, kalbi olanlar düşüp bayılmasın. Efendim, hazır mıyız? Geliyor. Ahmet Kural'ın kişisel garantisiyle 4 adet kavanoz bal 6 lira. Evet, yanlış duymadınız. Öldüğünüz cennete gitmediniz. 4 adet kavanoz bal 6 lira. Ama Sayın Ahmet Kural, bu gerçekten çok şaşırtıcı. O zaman sürprizlere devam edelim. Ya ne olur beni bu gece durdurmayın. Bu gece benim sürpriz gecem. Efendim, altyazıda görmüş olduğunuz numarayı arayan ilk 250 kişiye. Bakın şöyle bir tık geldi şimdi bunu duyanlar. Ama onlar da ne yapsın? Kaç kere geçecek böyle fırsat ellerine? Efendim, arayan ilk 250 kişiye 4 adet kavanoz bal sadece ve sadece 4 lira. 250 kişiye. Evet. Frenge AIDS veren veba damar damar üstüne binmesi, her türlü kanser, fıtık nezle topuk dikeni, ırkçılık, faşizm, burjuvazizmi, bunlar balımızın çare olduğu hastalıklardan sadece birkaçı efendim. Bir saniye, hemen bir haber geldi. Deprem mi oluyor? Ah, espri yaptım, manyak.
Efendim şu an bir haber geldi. 250 kişilik kontenjanımız dolmuş. Yalnız Ahmet Kural'ın kişisel karizmasıyla size bir olanak daha sağlıyorum. 150 kişi daha arttırıyorum efendim kontenjanı. Arayan ilk 400 kişiye 4 adet kavanoz balımız sadece ve sadece 4 lira. 400 mü? Keşke yayında olmasak da ben de hemen arayıp alabilsem. Ha bu arada isteyen istediğini alabilir yani. Tek kişi 20 kavanoz da alabilir, 50 kavanoz da alabilir. Hiç almayabilir de efendim. Önümüz bayram. Ben olsam giderim eşime bir tane alırım. Kendime bir tane alırım. Ondan sonra önümüz karne tatili. Çocuğu ödüllendirmek için ona da bir adet kavanoz bal alabilirim. Ondan sonra sevgililer günü. Giderim baldızıma bir tane alırım. Bu arada BTTB mottomuz. Baldızdan tatlı tek bal. Ondan sonra önümüz efendim 19 Mayıs. Giderim mahalledeki gençlere birkaç adet kavanoz bal alabilirim. Ha, 4 adet kavanoz bal 4 lira. Fakat sadece 4 kavanoz bal mı veriyor Ahmet Kural size? Tabii ki hayır. Ahmet Kural'ın kişisel karizmasını kullanaraktan 4 kavanoz balın yanında... Sıkı durun, hazır mıyız? Tutamıyorum kendimi. 8 adet firkete. Onun yanında... 4 adet 25 karat imitasyon plastik yüzük de hediyem olsun. Bu da size kıyam olsun. Hadi. Fazla söze ne hacet var? Fazla söze gerek yok. Bal zaten kendini sattırıyor efendim. Bu mucize bal, bu mucize fırsat Ahmet Kural'ın kişisel garantisiyle evinize kadar geliyor. Şapşallık yapmayın. Bal alın, bal yiyin. Balabang balları, balabang süzük balları. Baldızdan tatlı tek bal. Saygılar. Bu arada kardeşlerim, 4 adet kavanoz balın yanında sizi boş bırakmıyorum. 8 adet de mesir macunu gönderiyorum. Takılırsınız. Balaban markasıyla satılan balların aslında bal olmadığı kesinleşti. Değişik kimyevi maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen macun kıvamındaki maddenin içeriği halen araştırılıyor. Her kavanozda bulunan ve firmanın balların kalitesine kanıt olarak gösterdiği böcek kanatlarının da arılara değil, kanatlı karıncalara ait olduğu anlaşıldı. Yurdun dört bir yanında reklamın sunucusu Ahmet Kural'a ait resimler, fotoğraflar yakılırken sanal dünya Allah belanı versin Ahmet Kural sloganıyla doldu taştı. İnternete sadece bugün 5000'den fazla Allah belanı versin Ahmet Kural etiketli video yüklendi. Ahmet belim koptu. Allah aşkına azat et beni. Ben bir taksiye binip gideyim ya. Ulan git de sen beni bırakıp gideceksin değil mi lan Samur? Ulan 40 yılda bir araba arıza yapmış. 40 yılda bir mi? Ahmet, bu araba yapıldığında henüz tekerlek icat olmamıştı kardeşim. Tekerleği bulup arabanın üstüne takmışlar. Ulan arabanın şase numarası bile Roma rakamlarıyla yazılı be. Sus ulan Semin. Allah Allah. Biraz daha it. Hiç ekmek yemedin mi lan sen? Ahmet, arabanın kadranında sıfır yok biliyor musun? Niye? Çünkü bu araba yapıldığında henüz sıfır keşfedilmemişti. Aha! Vurduruyorum. Biraz daha iyi. Ahmet, bak dikkatimi çekiyor. Bu araba yokuşlarda problem yaşıyor. Niye? Çünkü bu araba yokuş çıkmak için tasarlanmamış. Niye? Çünkü bu araba yapıldığı zamanlarda dünyanın henüz düz bir tepsi olduğu varsayılıyordu. Yeter be. Biraz da ben bineyim de sen it. Hadi. Ulan bir takımda birden fazla general olmaz. Birlerinin de asker olması lazım. Neden Ahmet Bey? Siz Gazi adlı dizide 1796 bölüm başrol oynamadınız mı? Sen alışkınsındır arka cepheye. Geç hadi geç. Bak beni nereden vurmaya çalışıyor? Benim zayıf noktamdan vurmaya çalışıyor. Ben yer miyim ulan? Sabit. Dayı! Dayı bir el at da şunu çalıştıralım Allah aşkına ya. Ne dayısı? Ben kadınım be. Aa pardon teyze. Pardon. Ahmet Kural değil mi bu? Efendim ta kendisi. Üstüne bastınız. Görüyor musun? Hadi beni tanıdılar. Allah belanı versin. Amin. Lan! Arabanın tekeri taştan kurtulmasın. Çalıştı ya lan. Allah kahretsin. Allah belanı versin. Alnın yere gelsin. Mimiklerin kurusun. Sadi bu var ya bak bu. Bu kesin salihçiydi çalgı çengide. Sadiciğim araba kararını değiştirmeden gidelim yavrum hadi. Hadi. Ya Tülay yemin ediyorum var ya kredi vermek için zırt pırt arayan bankacılardan daha beter oldun ya. Efendim. Oh, Ahmet Bey sonunda telefonunu açtı. Oh Tülay'cığım ben meşgul bir adamım. Ayrıca ortalığı kasıp kavuracak bir filmin de başrol oyuncusu. Sadece o değil. Bir de başrolünde oynadığın bal reklamı var. O da maşallah kastı kavurdu ortalığı. Onu hatırlatma ya. Hatırlatma diyor ya. Türkiye çalkalanıyor, Türkiye. İnsanlar baldan zehirlenmişler Ahmet. Herkesin ağzında sen varsın. Ya Fenerbahçe Galatasaray maçında yanlış penaltı çalan hakem gibi oldun. Türkiye'nin yarısı senden nefret ediyor. Ne? Ne diyorsun Tülay? Herkes senden biliyor zehirlenmeyi diyorum Ahmet. Tamam hadi kapat telefonu kapat. Ahmet acilen bir araya gelmemiz lazım. Tülay kapat diyorum kapat hadi yüzüne kapatıyorum kusura bakma hadi. Ahmet ne oldu lan? Yüzün kül gibi oldu.
Murat, Murat'ı bulmamız lazım. Ya Münir Bey, çıkar mısınız ya? Ya Ferideciğim ya, duyar duymaz geldim. Ya ben de onu anlamıyorum işte, siz nasıl duyuyorsunuz bunları hemen? Korkmaya başladım ama artık. Ya, ya Münir Bey, bırakır mısınız kilotlarımı? Ama bunlar böyle kırışır Feride. Maşallah tayyare gibi olmuş. Bana bak, sen kilo mu aldın? Ya ne münasebet? Bak, bu Ahmet Kural denilen yıldız görünümlü tornavida var ya, onun yüzünden oluyor bütün bunlar. Bak ne hale geldin, gördün mü? Ahmet'in ne suçu var ki, bilmiyordu. Ahmet'in ne suçu var, Ahmet bilmiyordu. Ahmet bilse böyle bir şey yapar mıydı? Ama Ahmet Kural garantisi diye bas bas bağırmayı biliyor. Bana bak, sen dantel sevmiyor musun sen Feride? Dümdüz bunlar. Ya katlıyoruz bunları. Aha, aha, vallahi yediler ha. Hakikat yediler ya la. Allah Allah. Saat nerede oğlum ya? Kaçta göz arası kayboldu hemen? Küçük bir işim vardı, onu hallettim ya. Neredesin oğlum sen? Lan oğlum, bu Feride'nin adı neredeydi lan? Ha? 103 numara mıydı? Onu. Oğlum o kadar kalabalık gidilmez. Sen ihtiyar bebeğe kapının dışında tut. Hadi. Olur abi, emin olun. Olur abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi hadi, acele edelim şuradan. Açılın aslan! Fıtı fıtı fıtı. Münir Bey, ben kendim yerim ya. Ferideciğim, ben de kendim yerim. Ne hava atıyorsun? Ama bak, sana yediriyorum. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Ulan Feride ağzının kenarına kene yapışmış. Bırak da koparayım ulan. Ahmet. La Ahmet, dur bir, ne yapıyorsun ya? Ahmet, hastane bura, ne yapıyorsun? Lan arkadaş, sen nasıl bir adam çıktın ya? Ergenlik sivilcesi gibi en olmadık yerde çıkıyorsun. Sıkıyoruz, sıkıyoruz. Yine çıkıyorsun. Ben insanlık vazifemi yapıyorum, kefal sürüsü. Sizin içiniz fesat. Lan sana insan diyenin, sen var ya H1N1 virüsü gibisin. HIV virüsü gibisin pezevenk. Ahmet, bana bak Ahmet. Sana belediye baksın lan, anan baban yok mu? Ben niye bakıyorum? Piş misin sen lan? AKM virüsü. Ben mi alayım da alayım seni? Lan oğlum tamam, Bumcuk Bey, gerekirse biz dalarız. Ahmet, ne olur hadise çıkarma. Bak zaten kötüyüm. Ferideciğim, bu ayrı bir konu. Allah benim belamı versin. O ayrı bir konu. Ferideciğim, farkındasın değil mi? Kusura bakma ama şu anda bir seçim yapmak zorundasın. Ya Ahmet ya ben. Seç artık. Seç birini. Birimizi seç ya. Abi Allah aşkına, sen nasıl bir manyak çıktın ya? Münir, lütfen çıkar mısın? Al işte, duydunuz. Bana çıkma teklif etti. Hepiniz duydunuz. Sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun. Bana çıkma teklif etti Feride. Tamam, bir bırak. Ya bak. Bir bırakın ya. Allah Allah. Kaç yaşında adamım oğlum ben? Tutuyorsun. Çocuk muyum ben? Senin ben AKM gibi AMK. Amına. Lan Ahmet Kural lan bu. Yok kardeşim. İşim var. Jüri de Kural ben. Vallahi de billahi de o. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Alın çocuklar. Alın. Alın. Paket yaptım size. Alın bunu. Alın. Alın çocuklar. Lan Bumcuk, sen dedeleri gönder. Bize zaman kazandırsınlar. Alın ötesin mi? Bu ne oğlum, zombi filmi gibi. Bunlar yemesinler bizi. Ahmetciğim, biliyorsun döner meyhane benim için çok özel kardeşim. O yüzden kusura bakma, kalırdım ama. Efendim, pardon, çok güzel. Bende fitik var. Fitik var. Geç, 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 geç. Koş, 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 koş. Hadi çabuk çalıştırın arabayı, ben kapıyı tutuyorum. Bas. Hadi lan çabuk, dayanamıyorum hadi. Ne oldu, senin kocak laf dinlemiyor. Gittiğin yüzünden öleceğiz lan. Tarz diyorum lan. Hadi dayanamıyorum. Hadi lan, hadi lan.
nasıl tuttum ama kapıyı abiler ha? MacGyver'ı kes sen ya. Sakızla da imtirdi ya lan. Çak. Aferin lan. Kardeşim biz yokuş aşağı indiğimiz için mi böyle araba hızlandı? Yok. Fren tutmuyor. Nasıl lan? Ne diyorsun Ahmet sen? Fren hiç işlemiyor lan. Lan Bumcuk Bey, daha nereye kadar koşacağız? Dalağım şişti, dalağım. Abi kaskıda görmedin mi? Kardeşim, Ahmet! Ahmet, bir şey yap Ahmet! Fren tutmuyor oğlum! El freni çek! Sen çek, sadece çek, çek, çek! Freni çek! Aha yarra yedik ne lan? Bu nasıl bir cümle hayvan? Ana seni belanı versin. Abi sen kulağını dinle. Arkadaş nasıl? Haka haka açırken şimdi senin ağzını unutmuyor. O en son yerin ne oldu kullanıldı lan? Manyak herif. O ne demek lan? Ya yedik ne demek? Adamlar ne çıktı? Kendi işlerine çıktı. Kulağını soktu. Aslında götüne soktuğunu sanıyordu o esnada. İlk defa çirkinliğin bir altı aradı Bumcuk. Benim pantolonlarım niye yok ya? Yalnız resmen dedi dayağı yedik ya. Bastonla dövdüler ya. Tamam canım kabul ediyoruz. Son duasını beklerken beğendiğince biraz gerginlik oldu. Arkadaş ben bile ellerimi açtım son duamı yaptım. Sen nasıl bir insansın lan bu evi? Yalnız o değil de çok pis dövdüler ha. Artık nasıl dayak yediysek balzediler bile tanımadı bizi. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. Ya acaba çok mu tipimiz kaydı ya ha? Sonuçta ben yüzüyle para kazanan adamım. Biz götümüzle kazanıyoruz değil mi Sade? Pert olduk hamuna koyayım. Sen neyin hesabını yapıyorsun Allah aşkına Sade? Dedeciğim sana da zahmet verdik. Kurban oldu. Vallahi Ahmet ben artık sana hayranlık duyuyorum. Değil mi? İki saat önce ben zehirlenmiş yatarken ziyaretime geliyorsun. İki saat sonra kendimi sana refakat ederken buluyorum. Nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Ha ilk başlarda biraz şaşırıyordum ama artık hayranlık duyuyorum. Yani. Allah belanı sen tırnatı bulmuş Ahmet abi. Ne diyorsun lan? Allah belanı versin Ahmet Kural. Trend topik olmuşum Feride. Tebrikler Ahmet, bravo. İhtiyar trend topik olmuş. Götü yangına yak. Al Sadi. Açmayın lan dedeler. Dedi. Pardon ya, pamuk var mıdır acaba? Tıkamak için. Ahmet Kural? Eyvah, bunun fotoğrafik hafızası iyi çıktı. Canım o ben değilim ya, bir hata olması lazım. Ahmet Kural burada. Kardeşim, o bakışlarda, o gözlerde ben onu hissettim biliyor musun? Sende fotoğrafik hafıza var. Allah belanı versin. Bak yemin ediyorum bizim ekibe böyle bir insan lazım. Ana kavradı eski. Aynı Mehmet Turgut ben. Kardeşim bir sene ekip alalım, gel. Ya Ahmet Kural burada. Yemedi. Yürüyün. Yemedi ya. Ulan camdan bandan bahsasak lan! Sen de okursun lan! Yardımcı olayım. Şimdi kartlayız oğlum Necim! Ahmet Kural değil o, hakkı verirdik!